İyi dinleyin. Emekli yaşa takılan deyip bana sövenler. İyi dinleyin bak, iyi dinleyin. 38 yaşında emekli mi olur be? He? 42 yaşında emekli mi olur? Ne diyorsunuz siz be? Evet, Yaşar Okuyan getirdi kardeşim. Ha? Şerefle savunuyorum. Onurla savunuyorum. Doğru bir iş yaptım. EYT'de 8.99 tarihi ve öncesinde tüm vatandaşlarımız emekli oldular. Herkesin emeklilik işlemleri tamamlandı. Kendine 7500 TL en düşük olmak üzere bir aylık bağlandı. Ama burada evet. 8.99'dan sonra işe başlayanlar, yani 9.99 işe başlayanlar, 31.12'de deprem mağdur olup prim yatıramayıp 31.12 itibariyle işe başlayanlar burada ne oldu? Emekli olamadı. 8 Eylül 1999 günü işe giren bir yurttaşımız kaç yaşında emekli olabilecek en genç olarak? Şimdi çıkaracağımız yasaya göre 43 yaşında, en genç olarak 43 yaşında emekli olacak. Peki 9 Eylül 1999 tarihinde işe giren, bir gün sonra işe giren kaç yaşında emekli olacak? 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirmesi sisteme giren kişi 8 yaşında emekli olacaktır. Evet. 9 Eylül 1999 tarihinde sisteme giren kişi 60 yaşında. Şimdi yasayı değiştiriyoruz ama Sayın Elitaş. Yasayı değiştiriyoruz ve 8 Eylül 1999 günü giren bir kişi 43 yaşında emekli olabilirken bir gün geç giren arkadaşı 60 yaşında emekli olacak. 17 yıl sonra emekli olacak. Sayın Elitaş, siz bunda bir adalet görüyor musunuz? 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar EYT'li sayılarak 43 yaşında emekliliğe hak kazandı. Ama gelin görün ki o tarihten bir gün sonra sigorta girişi olanların 17 yıl beklemek gibi bir mecburiyeti var. Prim ödeyecek, prim gün sayısını tamamlamış olsa bile akranları, arkadaşları, belki aynı iş yerinde aynı işi yaptığı diğer meslektaşları 43 yaşında emekliliğe hak kazanmış olduğu halde kendisi emekli olmak için 17 yıl daha beklemek mecburiyetinde kalmış. Burada adalet yok. Ya burada bir adalet görüyor musunuz? Ya biz şunu öneriyoruz. Gelin diyoruz, bu işi topyekun masaya yatıralım. Yani bir gün için 17 yıl beklenmez. Bir kademeli geçişe ihtiyaç var. Yani bir gün için, bir yıl için, 15 ay için, 24 ay için 17 yıl, 15 yıl, 12 yıl beklenmesi hakka, adalete uymuyor. Bunun için gelin kademeli bir geçiş yapalım diyoruz. Burada hukuk yok. Burada bir denge yok. Bu dengenin sağlanması lazım. EYT düzenlemesi yapılırken bunun gözetilmesi lazımdı. Madem gözetilmedi, bugün bu hakkın teslim edilmesi lazım. Ve EYT düzenlemesiyle ilgili bizim kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor. Bu kanun teklifi hem diğer muhalefet partilerinin hem de iktidar gruplarının desteğine muhtaç durumda. İktidardan beklentimiz kademeli emeklilikle ilgili kanun teklifimizi genel kurulun gündemine indirmesi ve seçimi beklemeden düzenlemeyi hayata geçirmesidir. Çünkü seçim derdi değil, geçim derdidir. Gündemde olan EYT ile ilgili mesele seçim derdi değil, geçim derdidir ve bu kademeli emeklilik meselesi seçimi beklemeden çözümlenmelidir. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil. Aslında bir dönüm noktasıdır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen bir takım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmıyoruz.